Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler merhaba. Ben doçent doktor Kemal Buharalıoğlu. Sizlerle birlikte ilaçla tedavinin tarihçesinde yaptığımız yolculuğa, bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Galen'in fikirlerini kabul etmeyen Paracelsus ile devam ediyoruz. Farmakoloji ve toksikolojinin gelişimi açısından önemli bir tarihi figür olan İsviçreli hekim Paracelsus, 1493-1541 yılları arasında yaşamıştır. Yansıda gördüğünüz gibi birçok adı olmasına paralel bir şekilde kendisine ait birçok özellik ile tanımlanıyor. Filozof, sosyal teorist, simyacı, astrolog ve ajitatör, yani kışkırtıcı gibi. Paracelsus, hastalıkların vücut sıvılarının dengesizlikten ortaya çıktığını düşünen Galen'in fikirlerini paylaşmıyor. Paracelsus hastalıkların vücutta lokalize bir anormallik sonucu olduğunu ve bu lokalize anormalliğin kimyasal olarak tedavi edebileceğini düşünüyor. Yani o dönemin yaygın anlayışı olan bitkilerle tedaviden farklı olarak hastalıkların kimyasallarla tedavi edilebileceği görüşüne sahip. Bu nedenle de örneğin antimon ve tuzlarının her derde deva olduğunu ileri sürüyor. Paracelsus ayrıca kimyasallara verilen cevapların incelenmesinde deneyim önemini de vurgulamış. O dönem yaygın görülen bir hastalık olan sifilis tedavisinde civayı ilaç olarak deniyor. Antibiyotiklerin henüz keşfedilmediği o dönemde sifilis ile mücadelenin ne kadar zor olabileceğini bir düşünün. Civayı sifilis tedavisi için kullanınca yargılanıyor. Yargılamasında ünlü ve geçerliliğini günümüze kadar korumuş olan şu sözleri ile kendisini savunuyor. Her şey zehirdir. Zehir olmayan ne var ki? Zehiri belirleyen sadece dozdur. Paracelsus yargılanmasına karşın sifilis için civanın kullanımı 300 yıl boyunca devam etti. Yukarı bahsettiğim gibi Paracelsus'un en önemli katkılarından birisi kimyasalların terapötik ve toksik etkilerini birbirinden ayırmak oldu. Kimyasallara ait bu iki özelliğin terapötik ve toksik etkilerin doz ile belirlendiğini savundu. Paracelsus bu ifadeyle ilaç ile zehri birbirinden ayırmakla kalmayıp doz-cevap ilişkisi ve terapötik indeks kavramlarına ait yaklaşımı da bir anlamda ilk kez telaffuz etti. Sonuç olarak Paracelsus hastalık ve tedaviyi kimyasal bir anlayışla, bir felsefeyle ele aldı. Bu yaklaşım o dönemde hastalıkların tedavisine ait düşünceleri temelden değiştirdi. Kimyasalların terapötik amaçlı kullanımı Paul Ehrlich'in sihirli mermi olarak da adlandırdığı arsenikli bir bileşik olan arsfenamin ya da diğer adıyla salvarsan ile de kendisini yüzyıllar sonra 20. yüzyılda gösterdi ve daha da genişleme fırsatı buldu. Ehrlich'in çalışmalarının bizler açısından diğer bir önemi de mikroorganizmaların seçici olarak boyanabilmesi özelliğinden yola çıkarak farmakoloji açısından temel bir kavram olan reseptör fikrini geliştirmesi. Ehrlich geliştirdiği bu ülkeyi Latince şöyle açıkladı. Corpora non agunt nisi fixata. Yani bağlanmazsa etkisizdir. Bu ilkenin günümüzdeki karşılığı şöyle ifade edilebilir. İlaçlar etkilerini kendine özgü hedef moleküllerle etkileşerek ortaya çıkarır. Hepinizin bildiği gibi bu ilke reseptör kavramının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Farmakodinami konusunda bu konuya daha fazla değineceğiz. Daha önce bahsettiğimiz gibi Paul Ehrlich sadece mikroorganizmalar üzerine seçici etkili bir ilaç, yani sihirli bir mermi geliştirmek istedi. Sifilis tedavi etmek için yüzlerce bileşiği test etti. Ehrlich salvarsanı bulmadan önce 605 bileşiği denedi. Test ettiği 606. bileşiği sifilise yol açan spiriketler üzerine etkili buldu ve bu yeni ilaca salvarsan adını verdi. Bu noktada salvarsanın kurtuluş, günahlarından arınma, selamet gibi anlamları olan İngilizce salvation kelimesinden türetildiğini belirtelim. Sifilis o dönemde oldukça yaygın ve korkulan bir hastalık ve önemli bir halk sağlığı problemi. Dolayısıyla salvarsanın keşfini günümüzde AIDS'e karşı etkili bir ilaç bulunmasına benzetebiliriz. Bu nedenle Paul Ehrlich kemoterapinin babası olarak bilinmektedir. Kemoterapi ilk başlarda tedavi amacıyla kullanılan kimyasallar anlamına gelse de günümüzde kemoterapi denildiğinde kanser tedavisi akla gelmektedir. Sonuçta sihirli mermi yaklaşımı bitkiler veya bitki ekstreleriyle değil
kimyasallar aracılığı ile ilaç geliştirme açısından oldukça önemli bir örnek. Salvarsan yan etkileri ağır olduğu için oldukça fazla eleştiri aldı ve Erli 300 adet bileşiği daha deneyerek yan etkisi daha az olan Neosalvarsan'ı yani bileşik 914'ü geliştirdi. Ve aslında misyonunu bu şekilde tamamladı. Organik arsenik içeren Salvarsan ve ardından Neosalvarsan, penisilin keşfine kadar sifilis tedavisinde kullanıldı. Arsenikli bileşikler günümüze değin daha çok toksik bir madde olarak anıldı. İlginç bir şekilde arsenik trioksit 2000 yılında FDA'dan, 2002 yılında EMA'dan onay alarak tekrarlayan ve refraktör akut promiyelositik lösemi tedavisinde yani kanser kemoterapisinde ilaç olarak piyasaya çıktı. Arsifenamin ile başlayan antibiyotik devrimi 1932 yılında Domac tarafından prontosilin keşfiyle daha da hızlandı. Paul Ehrlich ve Paul Domac, her ikisi de Alman patolog ve her ikisi de yaptıkları çalışmalar sonucunda Nobel ödülünü kazandılar. Kırmızı renkte bir azo boyar madde olan prontosil, insanlarda tehlikeli olabilen sistemik gram pozitif enfeksiyonlar üzerine etkili bulundu. Daha sonra prontosilin etkili olabilmesi için metabolik aktivasyonu yani prontosildeki diazo grubunun indirgenerek sülfonamide dönüşmesine ihtiyaç duyulduğu keşfedildi. Yani prontosil antibakteriyel etkinliğini sadece in vivo şartlarda gerçekleştiriyordu. Bugün bu tür ilaçlara prodrug veya ön ilaç diyoruz. Sülfonamitlerin keşfiyle birlikte Ehrlich'in haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Boyalar antibakteriyel ilaçlar olarak kullanılabilir. Farmakonun anlamlarından birisinin pigment yani bir anlamda boya olduğunu burada tekrar hatırlatmak isterim. İlaçla tedavinin kısa tarihçesini aslında tamamını değil bir bölümünü bu şekilde gözden geçirmiş oluyoruz. Bu videoda bir anlamda yaptığımız şey ilaçla tedaviye ait bilginin çeşitli uygarlıklarda geçirdiği evrimi tartışmak oldu. Umarım tarihçenin önemini bu kısa sürede vurgulayabilmişimdir. Bu derse ait sorumuz ise şöyle. Paracelsus hastalıkların lokalize anormalliklerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu 16. yüzyıla ait bir yaklaşım. Ne dersiniz, bu yaklaşım günümüzde de geçerliliğini koruyor olabilir mi? Bu soruyu daha sonraki videolarımızda tartışacağız. Sizlere güzel günler dilerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.